Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle test okulunun AYT geometri testini çözmeye devam ediyoruz. Test numaramız 4 konumuz özel açılı üçgenler. Birinci sorumuzla başlayacak olursak. ABC bir üçgen olarak verilmiş. DE dik BC verilmiş. ACB açısı 30 derece. BAE açısı 45 derece, AEB ise 60 derece ise diyor. BC de 24 birimse, DC'nin x'in kaç birim olduğu sorulmuş arkadaşlar. Şimdi verilenlere baktığımız zaman, şurada bakın bir dik üçgen var, 30 derecesi var, 90'ı var. O zaman buraya 60 derece kalmalı. Madem burası 60, şurası bakın 120 derece olarak bulunur. Ben şu açıyı bulabilir miyim? Bulurum. Buranın tamamı 180 derece olduğuna göre 90, 60 buraya da 30 derece kalıyor. Madem burası 30 sa o zaman şurası da 30 olmalı. 120, 30, 30 toplam 180'e ulaşmak için. Şimdi şurası bakın 75 derece çıktı. Burası 30 dereceymiş. O zaman buraya da bakın 75 derece kalıyor. Ne gördük? Şu kenarla şu kenar bakın eş çıktı. ikiz kenarlıktan dolayı. O zaman buranın tamamı 24 birim olmalı. Burası x ise ben şu ad kenarına 24 eksi x diyebilirim. Bakın bu kenarla şu kenarda ikiz kenarda dolayı eş olduğu için şu kenarda o zaman ben 24 eksi x diyebilirim. Bakın 30'un karşısı 24 eksi x'miş. 90'ın karşısı da bakın x'miş. Dolayısıyla 90'ın karşısı x ise 30'un karşısına olur x bölü 2, onun yarısı kadar olur. O zaman x bölü 2, şu kenara vermeli. Aynı zamanda bu kenar 24 eksi x olarak da ifade etmiştik. Buradan x'i bulmaya çalışalım. Şu tarafı 2 ile çarparsam 48 eksi 2x eşittir x'ten. Eksi x, x bu tarafa artı olarak geçer. 3x eşittir 48. X eşittir buradan. 16 olarak bulunur. Zaten biz x soruyordu. Cevap C olarak bulunmuş oldu. İkinci sorumuza geldim. ABC ve DBC birer dik üçgenmiş. BA diktir AC, DC diktir CB, BC eşitlikleri verilmiş. DKC 75 derece, DBC 30 derece ise diyor. AH bölü DC'nin oranı sorulmuş. Şimdi burada verilenleri düşündüğümüz zaman bakın şurası 90 derece şurası 60 derece olmalı. Madem burası 60 burada 60 derece olur. Şurası bakın iç tersten 75 derece olmalı. Burası 60 burası 75 olursa buraya bakın şu tarafa şu kısma 45 derece kalıyor. Burada 45 ise bakın şurada 45 olmalı. 90 olduğu için tamamı. Şimdi ne bulduk? Ne görmüş olduk? Hmm, şu dik üçgene bakar mısınız? Bakın, şunun da bakın 45 ise şurası, şurası da 45 derece olmalı. Bakın, burası 90 ise, burası 45 ise, o zaman buraya da 15 kalıyor. Bu da yine 45 olmalı. Yani ikizkenar kenar, bakın, dik üçgenler bulduk. Şu kenar, bu kenara eşit. Bakın, bu da bu kenara eşit. Dolayısıyla üç kenar birbirine eşit olmuş oldu. Şu büyük üçgende bakın, burası 90 derece ise, şu kısım bakın 90 derece ise. Şurası 30 derece ise buraya da 60 derece kalır. Bize ne sormuştu? AH bölü DC'yi sormuştu. Yani şu kenarı bulmamız gerekiyor. Bakın şu kenarı bulmamız ve bu kenarı bulmamız ve bunları oranlamamız istenmiş arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bakın şuraya ben eğer A diyecek olursam burası da A olur. Burası da A olur. Peki buralar A ise ee, ben şimdi şu dik üçgenden dik üçgenden bakın burası A ise 60'ın karşısı A ise ee, 30'un karşısını ne olarak bulurum? Ona bir bakalım. 30'un karşısını şurayı bakın. Şu büyük dik üçgene odaklanalım şimdi. Bakın bizim aradığımız 30'un karşısı şurası arkadaşlar. Burayı bulmamız lazım. Burası A ise bizim AH A da bakın A ise o zaman AH A bölü şurayı bulmalıyız. Peki burası neye eşit? Bakın şu 60'ın karşısı şuraya bir bakın şuranın toplamı 2A. Burası 2A ise 30'un karşısı bakın ne olmalı? Ee, normalde 60'ın karşısının 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı kadar oluyor idi. O zaman burası 2a ise 2a ise 2a bölü kök 3 yaparsam ben 30'un karşısı olan dc dc kenarına ulaşmış olurum. Bunu bu şekilde oranlayacak olursam kök 2a bölü 2a buradan a'lar götürür. Kök 2 bölü pardon kök 2 dedik kök 3 olacaktı. Evet. Kök 3. Kök 3 bölü 2 çıkar arkadaşlar sonucumuz. Evet. Kök 3 aldık. Bölü 2. Üçüncü sorumuza geldik. AB paralel CD diyor. AB paralel CD. ADC açısı 30 dereceymiş. BED 60 dereceymiş. BE 8 birim verilmiş. ED de 10 birim olarak verilmiş ve bize AB ile CD doğrularının aralarındaki uzaklığın kaç birim olduğu sorulmuş. Şimdi verilenleri düşündüğüm zaman ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bakın şunu şöyle uzatıyorum. Bakın şu açı 60 dereceymiş. Şurası o zaman 120 derece olur. Burası 120 ise burası 30sa buraya da 30 kalmış olur. Madem burası 10. Bakın burası da 10 olmalı. Sonra bakın burası yine 120 derece olur. Şurası 30 ise iç tersten şurası da 30 olmalı. E bura 30 ise burada 30 olmalı. Yani şu kenar bakın 8'miş. B o zaman A E'de ne olur yine? 8 birim olur. Yani iki tane bakın ikiz kenar üçgen var. E, oradan uzanan bir dik doğrunun şunun bakın kırmızıyla göstereyim. Şunun bakın bize uzunluğunu sormuş. O zaman ne yapabiliriz? Dikleri çizdiğimize göre bakın burası dik, burası dik olsun. Burası 30 zaten, burası 60 kalır. Şu kenarı biliyorum 9. 8. 90'ın karşısı 8 ise şurası bakın 30 olduğuna göre 30'un karşısı şurası ne olur? 4 olur. Aynı şekilde burası 90'ın karşısı 10sa 30'un karşısı bakın burası ne olur? 4 olur. Ee, pardon. 4, onun yarısı 5 olur. 5 artı 4 ne yapar? 9 yapar. Demek ki bu aradaki uzaklık neymiş arkadaşlar? 9 birimmiş. Dördüncü sorumuza geldik. ABC bir üçgenmiş. DA diktir AC diyor. DA diktir AC'ymiş. BAD 15 derece, ACB 30 derece, DC 12 birim verilmiş. Bize BD'nin x'in ne kadar olduğu sorulmakta. Şimdi bakın ne biliyorum? Şu 30 dereceyi biliyorum. Şu dik kenarmış. burada bir dik üçgen oluşturabiliriz. Şurası 60 derece olmalı. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı şurası 6 olmalı. Bunu bulduk. 60'ın karşısı bunun kök 3 katı kadardı. Burası da 6 kök 3 olarak bulunur. Başka ne yapabiliriz? Şunu şöyle şuradan aşağıya indirelim. Burası bakın dik ee, kenar oldu. Hmm, şurası 30 derece ise 60 derece oldu burası da. Madem burası 90'ın karşısı 6 kök 3. Ee, 30'un karşısı ne olur? Onun yarısı kadar 3 kök 3 olarak bulunur. 30'un karşısı 3 kök 3 ise 60'ın karşısı 10'un e, kök 3 katı kadar olacaktı. Yani burası 9'muş. Burada 3 olarak bulunur. Tamam mı? 12 olduğuna göre. Ha bize ne soruyordu? X'i soruyordu. O zaman ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? X ne olmalı? Bakın şu 90, şu 60, şurası 30 kaldı. Toplam burası 45 derecelik bir açı çıktı. Madem burası 45 bakın burası 90. ve burada 45 oldu arkadaşlar. O zaman şu kenarla şu kenar ikiz kenarlıktan dolayı eş çıktı. Yani buranın tamamı 3 kök 3'müş. X artı 3 eşittir. 3 kök 3'ten buradan X çekecek olursak 3 kök 3 eksi 3 olarak bulunmuş oldu. Beşinci sorumuz şekildeki ABC üçgeni biçimli kırmızı renkli kağıt ile ABD üçgeni biçimli mavi renkli kağıdın hipotenüs uzunlukları eşitmiş. Buna göre açılar da verilmiş. 12 birim AC verilmiş. Buna göre diyor D noktasının AB kenarına uzaklığı D noktasının AB kenarına uzaklığı kaç birim olarak bulunur diye sorulmuş arkadaşlar. Yani şu bize şurayı soruyor. Bakın dik çizdim buraya hemen. Burası 45 ise bakın burada dik olur. Buraya 45 derece kalır. Ondan sonra şurası bakın 90 ise tamam ama 45 ise burada 30 olmalı ki 45'i tamamlasın. Bakın burası da. Dolayısıyla bize şu 12 birimi vermişlerdi. Şu büyük üçgene odaklanalım bakın. 30, 90 burası da 15 olur. 60 olmuş olur ister istemez. 30'un karşısı bakın 12 ise şu 90'ın karşısı şurası ne olmuş olur? Şu dik üçgende, büyük üçgende 24 olarak bulunur. Peki bize ne soruyordu? Ee, D noktasından AB'ye doğru çizilen uzaklığı soruyordu. Dolayısıyla bakın burası 24 olduğuna göre 45 şurası da 45'ti. Bakın kenar olmalı. Bakın bu da ikiz kenar idi. O zaman burası 12. Burası 12. Burası da 12 olarak bulunur arkadaşlar. Evet. 6. ve ön sayfanın son sorusuna bakacak olursak ABC bir üçgenmiş. BAC açısı 30 derece. DB eşittir. DC diyor. 2 birimmiş. BC 2 kök 3 birimmiş. Buna göre ADX'in ne kadar kaç birim olduğu bize sorulmuş. Şimdi şurası ikiz kenarmış. Madem ikiz kenar şuradan şöyle bir hemen dikmeyi indirelim. Ne yapar dikmemiz? Şurayı iki eşit parçaya ayırır. Kök 3. Kök 3 olmalı. Şimdi 90'ın karşısı 2'ymiş. Ee, ondan sonra cema Şurası bakın 30 dereceymiş. Burası 30 dereceymiş. Şimdi şurası hip, hipotenüs 2 e, ise 4. 2'nin karesi 4. Eksi 3 1. O zaman burası 1 olarak bulunur. Pisagor uyguladık şuraya. O zaman 1, 2 kök 3'ünü gördük. Doktanın karşısı 2 ise 30'un karşısı. Onun yarısı olmalı. Şurası 30 dereceymiş. Şurası bakın kök 3 katı kadarmış. 1'in kök 3 katı kadar. O da 60 derece olmalı. Madem burası 60 ikiz kenarda burada 60 derece olarak bulunur. E burada 90 ise buraya da yine 30 derece kalır. Şurada 30 dereceymiş. Bakın ne oldu? 30 derece burası, 30 derece burası. İkiz kenar e, bir üçgen elde ettik. Peki şurası 60-60 sa buraya ne kalır? 60 kalır. 60-30 o zaman burası ne olarak bulunur arkadaşlar? 90 derece olarak bulunur. Madem burası 90 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı ne olmalı? 4 olmalı arkadaşlar. Cevap Bursa olarak bulunmuş olur. Evet, ön sayfayı bitirmiş olduk. Bir dahaki videomuzda ikinci sayfada e, arka sayfadaki e, soruların çözümünde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.